Sevgili öğrenciler hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 10. sınıflarda öğretim metinler konusunu anlatacağız. metinlerinin tamamını eee Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitabından veya eba üzerinden okuyabilirsiniz. Onların metnelerini inceleyebilirsiniz. Peki ne anlatacağız bu dersimizde? Şimdi eee 9. sınıfın başında hatırlarsınız. Metinleri sınıflandırırken öğretim metinleri e, gazete çevresinde gelişen metinler ve kişisel hayatı konu alan metinler diye ikiye ayırmıştık. Bu da bu dersimizde biz anı hatıra türünü anlatacağız. E, diğer dersimizde bundan sonraki dersimizde de gezi yazısını anlatmaya çalışacağız. Evet bu e, anı e, tabii ki bizim için hayatımızda çok çok önemli. Burada birkaç tane sorumuz var. Çocukluğunuza ait sizde derin bir iz bırakan, sizi etkileyen güzel bir olay var mı? Yani ne bileyim ne yaşadınız mesela okuldaki ilk gününüz veya ilk okula başlarken ana sınıfa başlarken ilk gününüzü hatırladınız. Anı yazmak sizce diğer edebi türlere göre daha kolay mıdır? Veya siz bir anı yazmak isteseydiniz hangi türden daha çok faydalanırdınız? Tarihte topluma katkısı olmuş hangi kişiyle ilgili bir anınız olsun isterdiniz mesela? Yani Kiminle tanışmak isterdiniz? Kimin olduğu dönemde yaşamak isterdiniz ve neden? Yaşadıklarınızı günü gününe yazmayı mı yoksa üzerinden zaman geçtikten sonra aklınızda kaldığı kadarıyla aktarmayı mı tercih ediyorsunuz? Bu da tabii ki burada konunun başında sormamız gereken sorular. Anı nedir dersek anı bir kimsenin başından geçen ya da yaşadığı dönemde tanıklık olduğu e, tanık olduğu olayları ve durumları konu edindiği yazı türüdür. Bu yazı türünün yazılma amaçları arasında hayat tecrübelerini paylaşmak, olaylara açıklık kazandırmak, unutulmayı yüztan toplumun değerlerini tanıtmak ve yaşatmak gibi unsurları sayabiliriz. Çünkü onlardan ders almamız gerekir. Anı yazarı yaşadığı olayı üstünden zaman geçtikten sonra tarafsız bir bakış açısıyla kalem almaya, gerçeğe bağlı kalmaya, içten bir anlatım kullanmaya dikkat eder anı yazarı tanık olduğu olayları, kişileri ve dönemleri kendi bakış açısıyla ve kendi eğilimleri doğrultusunda verir. Yazarı anlatımda mektup, fotoğraf, günlük gibi belgelerden de isterse yararlanabilir. Türk Edebiyatı'nda anı türünün ilk örneği 16. yüzyılda Babür İmparatoru Babür Şah'ın yazdığı Babürname adlı eserdir. Önemli bir eser Türkiye Edebiyatı'nda ilk anı örneği. Daha sonrasında vakay nameler, merakıp nameler, gazavat namelerde anı türü diğer türlerle iç içe olarak geçmiş ve bizim karşımıza gelmiştir günümüze kadar. Tanzimat döneminde de anı türünün diğer türlerle iç içe verilmesi söz konusudur. Burada e, sol tarafta gördüğünüz eser, e, Babur Şah'ın yazmış olduğu Baburname. Eee Muallim Naci Tanzimat dönemi şairlerinden, Tanzimat ikinci dönem şairlerinden Muallim Naci'nin yazmış olduğu Ömer'in Çocukluğu. Yine Tanzimat dönemi yazarlarından Ahmet Mithat Efendi'nin Menfa isimli eseri Türkiye Türk Edebiyatı'nda Tanzimat dönemindeki eserler arasında yer alır. Bu türün batır anlamda ilk örnekleri ise Servet Ürün döneminde verilir. Halit Uşaklıgil'in 40 yıl adlı eseri batır anlamda ana türünün ilk örnekleri arasında sayılır. Bu dönemde yazılan anılarda Servet sanatçıların sanatçılarının bir araya gelişleri, Amaçları, dönemin diğer aydınlarıyla olan tartışmaları işlenmiştir ki Servetun'un dönemi derken biz 1896 ile 1901 yılları arasını kastediyoruz ve bu dönemde Halsiyah Uşaklıgil, Tevfik Füret, Cenab-ı Şahabettin, Mehmet Rauf ve Hüseyin Cahit Yalçın gibi önemli edebiyatçılar, sanatçılar yetişmiştir. Halsiyah Uşaklıgil'in Saray ve Ötesi, Mehmet Rauf'un Edebi Hatıralar adlı eserleri yine dönemin tanınmış anı örneklerinden diyebiliriz. Burada 40 yıl saray ve ötesi Halis Ziya Uşaklıgil'in. Buraya almadığımız bir tane de anatöründe eseri var. Bir acı hikayedi. ama 40 yıl saray ve ötesi çok önemli. iki metin. Burada Hüseyin Cahit Yalçı'nın edebiyat anılarından aldığımız bir bölüm var. Metnin tamamı Milliyetin Bakanlığı'nın kitabında var zaten. Ben de kitap merakının ne zaman başladığını bulmak için gözlerimi geçmişe çevirdiğimde çocukluğuma kadar inmek gereğini duyuyorum. İlk kitaplığım elime geçirebildiğim bir ayakkabı kutusu olmuştur. Bütün özen ve dikkatimle burada sakladığım değerler de sanırım sokaklarda satılan destanlar, Aşık Garip ve Kerem hikayeleriydi. Daha sonraları marangoz yapısı ufak bir kitaplığım olduğu vakitte oynarken içine girebilecek kadar küçüktüm. Oyun ve oyuncak. Başım pek hoş değildi onlarla. Babamın beni oyuna zorladığını bugün bile hatırlarım. Ama kitaplarla oynamak için özendirilmeme pek gerek yoktu. Sonunda babam kitaplara zarar vermediğimi anlayınca kendininkileri de bana bırakmakta güven gösterdi. Hazret Ali'nin savaşları, Battal Gazi, Kara elime nereden geçtiğini bilmediğim kitaplar, Aşık Garibe, Kerem hikayesine yey tuttuklarım bunlardı. Geceleri aile arasında okunan romanlar bile örneğin Hayber Kalesi önünde Hazret Ali'nin gösterdiği yiğitlik hikayeleri kadar coşku uyandırmazdı bende. Evet, metnin devamını e, kitabınızdan okuyabilirsiniz. Burada Faile Rıfkı Atay'ın Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri isimli çok önemli bir kitabı var. Çok önemli bir eseri var. E, ders kitabında yine bu kitaptan bir bölümü almış. Faile Rıfkı Atay'ın Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri adlı eseri Türk edebiyatına anı türüne örnektir. Yazar bu eserde Mustafa Kemal'le ne zaman ve nasıl tanıştığını, Mustafa Kemal'in rejimin değişikliğini haber verişini yazı ve dil ile ilgili anılarını ve bezlerli konuları konu edinmiştir. Söz konusu, söz konusu analarda akıcı, yer yer şiirsel bir üslup kullanmıştır. Eser, gerek işlenen kişiler, gerekse olaylar yönüyle dönemin sosyal ve siyasi hayatına ışık tutması bakımından önemli bir kaynak niteliğindedir. Bu kitabın aslında tamamını okumanızı öneririz. Burada da yine, Fahri Hırvatay'ın Mustafa Kemal'in mütareke defterinden aldığı bir bölüm var. İzmir Kapıları'nda Mustafa Kemal diye burada zaten e, metni okuduğunuz zaman diğer yazarlara da özellikle Yakup Kadir'den de bahsettiğini ve Mustafa Kemal Paşa ile nasıl karşılıklarını, karşılaştıklarını anlattığını görebiliriz. Evet, Fahri <laughs> Cumhuriyet dönemindeki en önemli e, anı türündeki metinleri yazan yazarlardan biri. E, Zeytin Dağı Mustafa Kemal'i Mütareke Defteri ve Çankaya önemli. Özellikle Çankayı yine burada okuyabileceğiniz kitaplar arasına alalım. Burada da yine Faik Tırfik Atay'ın hayatından bahsetmiş. Biz bir dönemde, bir bölümünden bahsedeceğiz. Cumhuriyet dönemi yazarlarındandır. Çeşitli gazetelerde başyazarlık yapan Atay milletvekili görevinde bulundu. Fıkra makale, anı, gezi yazısı, sohbet türünde önemli eserler yazdı. Ve biz bunların içinde özellikle anı ve gezi yazılarını ayırırız. Çünkü anılarında özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ü gezi yazılarında neredeyse bütün dünyayı anlatmış bir yazar. Kalemini Cumhuriyet'in yerleşmesinde ve Atatürk inkılaplarının benimsenmesi yolunda ustaca kullandı. Yazıların sade bir dille kaleme alınmasını savundu. O sadece Arapça ve Farsça kelimelerin dilimizden çıkmasını istemedi. Türkçenin uydurma kelimelerle halktan uzaklaşmasına da karşı çıktı. Türkçenin bağımsız bir dil olarak gelişmesi için çaba sarf etti. Yazarın Deniz Aşırı, Bizim Akdeniz, Times Kıyıları, Tuna Kıyıları isimli gezi, Ateş ve Güneş, Zeytin Dağı, Çankaya, Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri isimli de ana türündeki eserleri önemli metinler. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde de işte ana türünde çok başarılı örnekler verilir. Bunlar arasında birkaç tanesini örneklendireceğiz burada. Yakup Kadir Karaosmanoğlu'nun Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı, Yahya Kemal Beyatlı'nın Siyasi ve Edebi Portreler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaz Şiyalları, Boğaz Şi Mehtapları, Geçmiş Zaman Köşkleri, Yine Kurtuluş Savaşı'na bizzat katılan bir yazarımız Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün ateşle İmtihanı Mor Salkımlı Ev ki Türk'ün ateşle İmtihanı Kurtuluş Savaşı anıları olduğu için önemlidir. Mor Salkımlı Ev o çocukluk anılarını anlattığı bir kitaptır. Burada siyasi ve edebi portreler Yahya Kemal'in. Yine Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün ateşle İmtihanı çok önemli anı türündeki bir eser. Ve Abdülhak Şinasi Hisar e, ki üç tane anı türünde eseri var. Geçmiş zaman köşkleri e, sürekli eski arayan bir yazar o. Yine Cumhuriyet döneminde e, Yusuf Ziya Ortaç'ın 5 Hececiler'den biridir o, Bizim Yokuş ve Portreler. Fahri Fırk Atay'ın Çankaya Zeytin'de Ateş ve Güneş. Necip Fazıl Kısaküre'nin Cumhuriyet dönemi şairlerinden Saf şiirden anlatacağız onu, Yılanlı Kuyu'dan. Oktay Akbal'ın daha çok bireniş dünyasını anlatan hikaye ve romanlarıyla tanıdığımız Oktay Akbal'ın Anı Değil Yaşam, Hiroşimalar Olmasın isimli eserleri Cumhuriyet döneminde önemli metinler. Burada Yakup Kadri Karakoçpanoğlu'nun gençlik ve edebiyat hatıraları var. Burada göz saatlerinden bahseder. Göz saatleri de aslında Ahmet Haşim'le ilgili bir metnidir. Aslında bunu da e, okuyabiliriz. Metnin tamamı yine ders kitabımızda yer alır. Oradan okursunuz diye düşünüyorum. Şimdi burada sizden bir anı yazmanızı istiyoruz. Anı tür ve tekniklerini tanıma bölümü var. Uygulama sonra da okuyacağız bu anıyı. Anı bir kişinin başından geçen önemli olayları gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattığı edebi türün adıdır. Ve sizden bununla ilgili bir çalışma istiyoruz. Kaleme alınan dönemle ilgili resimler, fotoğraflar, ses kayıtları, çeşitli belgeler, mektup, günlük, gazete, dergi gibi bu kaynaklara örnek olarak gösterilebilir. Bunları e, önceden bir karıştırmamız, okumamız gerekiyor. Anı yazarken ele alınan olaylar bir tam bir tarafsızlıkla ortaya konulmalı, konulması gerekiyor. Uygulama çalışmasında türün özelliklerine uygun bir anı yazınız. Biz bunu okullar açıldığı zaman muhtemelen sizden isteyeceğiz. Siz şimdiden anı yazmaya başlayın bence. Anı yazarken aşağıdaki şemalarda yer alan hatırlatıcı bilgilerden yararlanmamız gerektiği söyleniyor ders kitabında. Neler dikkat edeceğiz? Düşüncelerinizi yazmadan önce hazırlık yapınız. Biraz önceki sayfada söyledik neler yapmamız gerektiğini. Bu düşüncelerinizi anlaşılacak şekilde planlayınız. Kısa ve kolay anlaşılabilecek cümleler kurunuz. Yazdığınız cümlelerin anlatımının açık, akıcı, duru ve yalın olmasına özen gösteriniz. Cümlelerinize imla ve noktalamaya dikkat ediniz. Yazdığınız metni gözden geçiriniz diyor. Sonra ne yapacağız? Yazdığımız bu anıyı sınıf ortamında arkadaşlarımıza sunacağız, okuyacağız. Ee, sunu yaparken de dikkat etmemiz gereken dinlediğiniz konuşmanın konu akışını takip ediniz. Konuşmacıyla göz teması kurunuz. Konuşmacının sözünü kesmeyiniz, konuşmacıyla empati kurunuz, kaba ve aşırı duygusal anlatımlardan kaçınız, sorularınızı konuşmanın sonunda varsa sorunuz. Evet, burada dersimiz bitecek. Yine Milliyetin Bakanlığı'nın kitabından, MEP kitabından sorularımızı çözelim. Metinlerin tamamını okuyalım, EBA testlerini çözelim lütfen ve sorularınız olursa da WhatsApp üzerinden bize gönderebilirsiniz. Diğer dersimizde buluşmak üzere size iyi günler diliyoruz.